Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Şimdi güvercinlere yem vereceğim. Her zamanki gibi akşam karıştıracağım şöyle. Akşamlara özel karışım yapıyorum. Hadi sabırsız. Hadi git buradan. Sabırsıza bak. Bu şekilde sadece akşamları yapıyorum. Merak edenler için hadi. Burada darı ve ispir. Bunu sadece akşamlar veriyorum ve bütün yemin %5'i kadar, fazla gerek yok. Ben bir de pirinç de veriyorum ama pirinç şimdi bitti. Almayı unuttum. Artık yarın pirinçle devam ederiz. Bu böyle. Şöyle koyalım bunları. Şuraya. Sabırsızlar yemeye başladı. Tut. Gel. Gel. Yukarıda bir tane yavrumuz var da 3 haftalık oldu. Biraz da onu da yakından inceleyeceğiz. Bakalım nasıl oldu. Şapkalar mapkaları kontrol edeceğiz. Rengine bakacağız. Paçalara. Şu bir tane yavrum bayağı bir ürkek çıktı ya. Benden korkuyor nedense. Çözemedim niye korkuyor. Bir tane beyazım vardı ya. Orada yumurtalar da bir önceki videolarda göstereyim. Yumurtalar da oturuyordu da. Bir yavru alamadım ondan. Şimdi belki fark edenler olur. Şu an burada yok o. Başka dişiyle eşleştiriyorum onu. Bir bakayım başka dişiyle yavru verecek mi yok mu? Yumurtalar nedense boş çıktı. Bakalım farklı şekilde verecek mi yok mu? Şimdi bazı arkadaşlar pazara baktım da öylesine çıktım bakmaya. Bayağı bir güvercinleri alan, satan var. Satan neyse alanlar için söylemek istediğim şu. Yani yağmurlu havalarda yani özellikle şu anki nemli yağmurlu havalarda yeni güvercinleri almayın. Çünkü bu dönemlerde bir de özellikle tüy girdiği dönemlerde güvercinlerin bünyeleri çok daha zayıf oluyor. Siz başka kümesten güvercin getirdiğinizde hastalıkları kolayca kapmış oluyorlar. Çünkü her kümesin kendi içerisinde iklimi oluşuyor. Kendi iklimi oluşuyor. Tüyümü takıldı bunun ya. Ağzına tüy takıldı. Her kümesin içerisinde kendi iklimi oluştuğu için kendi hastalıkları da oluyor. O hastalıklara bünyeleri ona göre alışmış oluyor. Hani insanlarda da böyle o şekilde çalışıyor. Hani geçmiş asırda Sibirya'da insanları bulmuşlar. Onlar daha ta 17. asırdan şehirden ayrılmışlar. Sibirya'da derin ormanlarında köy kurmuşlar. 19. asırda bu köyü buluyorlar insanlar. Geliyorlar onlara. Eğitimmiş, şuymuş buymuş, ziyarete bakmaya gelenler oluyor ve onlara grip bulaştırıyorlar. Ve o köydeki insanlar hepsi gripten ölüyor. Hani bizim için grip basit
Hadi tamam, bazılarının ateşi çıkıyor, bazılarının iç ateşi de çıkmıyor. Hapşuruyoruz. Nezleniyoruz. Geçiyor sonuçta. Ama o insanlar bu hastalığı görmediği için, gribi görmediği için hepsi bu hastalıktan ölüyor. İşte güvercinlerde de öyle. Ki zaten onlar da ne canavar ki? Küçücük bir şey. 300-200 gramlık bir şey. Birbirinden hızlıca hastalık kapıp kurumaya giriyor. İshalden kuruyorlar, ölüyorlar. Bu yüzden yeni güvercin alacak olursanız muhakkak tüyden çıkmış olması lazım. Havalarında güzel olması lazım. Yani böyle yağmurlu, ıslak havalar olmaması lazım. Bana da almam gerekiyor. Dişilerim bu sene fazla oldu. Ama almıyorum. Bekliyorum uygun bir zamanı, ondan sonra alacağım. Evet, yediler. Uyanıklar karışık yemleri, larıys bir mısırı yediler, buğdayı bıraktılar. Bunların paçaları yoldum ya. Paçaları pislenmiş, kırılmış. O yüzden ben paçaları baya büyük olacak. Bu da benim kış yavrum. Artık baya büyük oldu ama çok ürkek ya. Sanki biz uçuruyoruz da kovalıyoruz onu. Ürküyor. Keşke uçursak da uçuramıyoruz. Bu çiftin, bu erkek, bu da gördüğünüz dişi, bu çiftin bu yavrusu var. Şimdi onu incelemeye alacağız, bakacağız nasıl olacak. Bu annesi babası, ikisi de çift şapkalı. Şu anda da yine yumurtaya oturdular. Yumurtada oturuyorlar. Ne güzellik, ne güzellik. Baya sinirli ya. Neyse, hadi bakalım inceleyelim şunu. Nasıl bir şey oldu? Şimdi kamerayı durdurayım. Masaya koyup inceleyeceğiz. Evet, geldik. Bakalım şimdi ona nasıl olacak. Bakalım. Dur kıpırdama. Aynen, bu çift tepeli olacak. Arka tepesi de var. Öndeki tepe de çok güzel. Geniş açılı. Gagası da küçük olacak. Bir de önemli olan bunların ön şapkaları böyle kaldırımlı olması lazım. Böyle yapışmayacak gagaya. Ne kadar havada kalırsa o kadar daha güzel oluyor. Gagaya yapıştı mı şey gibi duruyor. Yapışmış gibi oluyor yani. Düzgün olmuyor. Bunların şapkaları havada kalması lazım. Yani böyle bir destek gibi olacak alttan. Alttaki çıkan tüyler, bu burnun dibindeki. O zaman iyi olur. Bir de geniş açılı ki bunun geniş açılı. Bakalım tüyler tam çıkınca nasıl olacak.
Bu ileride tabii ki tüy değiştirince muhtemelen annesi gibi daha çok böyle beyaz ağırlıklı olacak. Şu an kara beyaz ama bu beyaz ağırlıklı olacak. Paçaları da onun orta seviyede olacak. Altı zaten beyaz. Güzel. Yavru güzel çıktı. Ha, merak edenler olmuştur. Beyazımız burada. Hadi bakalım seni geri koyalım. Şöyle. Kamesimiz. Aman aman. Deli manyak ya. Tamam arkadaşlar, daha fazla da uzatmayacağım. Bugünlük bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Beğeni atanlara, yorum atanlara da ayrı bir teşekkür ederim. Abone olanlara da ayrı bir teşekkür. Hayırlı akşamlar.